burası Türkiye'nin en önemli canlı ağaç müzelerinden bir tanesi. Özellikle Hayrettin Karaca'nın kurmuş olması da buraya ayrı bir özellik veriyor. Burasının özelliği nedir? Ne kadar ağaç cinsi ve bitki cinsi barındırıyor? Bilgi alabilir miyiz? Şimdi burası Hayrettin Karaca tarafından 1980 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel arboretum olma özelliğine sahip yaklaşık 7000 çeşit türümüz bulunmakta. Bunun 5000 odunsu, 2000 otusu olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden kendi ana vatanlarından Hayrettin Bey tarafından getirilen bir koleksiyon alanı. Peki insanlar geldiğinde burayı gezince nasıl reaksiyonlar veriyor? Çünkü birçoğunun hiç görmediği, belki de hayatı boyunca göremeyeceği bitkiler var burada. Şimdi herkesin farklı. Bazıları fotoğraf çekilmek için geliyor. Bazıları gerçekten ağaçları seviyor ve ağaçlarla ilgili geliyor. Kahve ağacını görünce şaşıranlar oluyor. Ginkgo biloba'ya veya sequoia türlerine çok fazla ilgi gösteriyorlar. Ama genellikle hepsinden olumlu yanıtlar alıyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz. Şimdi buradaki ağaçlar arasında mesela ilginç olarak dünyanın en uzak noktası diyebileceğimiz bir yerden gelen bir bitki ya da ağaç türü var mıdır? Şimdi Hayrettin Bey'in Afrika bitkileri var ama onlar serada, çünkü çöl bitkisi olduğu için dışarıya çıkamıyor. O yüzden ziyaretçilerimiz göremiyor. Ama ilginç olarak onları söyleyebiliriz. Kahve ağacımız var, sakız ağacımız var. Bunlar bazen araştırma tarafından ziraat mühendislerince gelip inceleniyor. Ama bizim ziyaretçilerimize açıp da çok ilgi gören soforamız var. Yalancı akasya diye geçiyor. Sekoyalarımız var. Ginkgo biloba, maymun çıkmazı. Çok değişik bir ağaçtır ve çok ilgi görüyor.